Dolayısıyla ben şu Batı Frankiye'yi kuruyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ne gayet güzel. Of Fransız Katolik Halkçı Örgütleşmesi. Eyvah eyvah. o zaman bir saniye. Şöyle yapacağız. Beri aynen ben bunu oluşturdum. Karolens Hanedanı'nın hükümdarlığı sona erdi. Karolens Hanesi'nin merkezini çökerttik arkadaşlar. Alakasız bir viking olarak çökerttik bunu. Yeni bir devir başlıyor. Düklük oluşturma için her bir düklük için 250 altına ihtiyacımız var. Bu biraz kötü oluyor. Ama en azından aşırı genişleme cezasını kaldırdık. Bu da demek oluyor ki düzenli vergi geliri ve düzenli ordu takviyesi. Ya bunu halledebiliriz. Ama her an ultimatom gönderebilir diyor. Yani sorun değil. Vasallar bize destek olur. <laughs> ve geldiler. Öldüğünüzde özgür kalırsınız diyor. Bu arada bakalım vasallar bize destek çıkıyor mu? Ha evet. Bize vas de vasallar da destek çıkıyor bu şekilde. Bunun liderleri nerede? Liderlerini eğer yakalayabilirsek. Ha buradaymış. Hmm, şöyle yapacağız bak. Şimdi düzenli askeri birlikleri topluyoruz. Bunları da topluyoruz. Bunları kullanalım. Güzel. Çok güçsüzler. Sayıları çok fazla sadece ama güçsüzler. Eee? Aha. Güzel. Eyvah eyvah. Hemen şunu halledelim. Çok iyi. Bu, oh, bunu da hallettik ha. Nasıl gidiyor? %7 olmuş. %20'ye ulaştığımızda bir melez kültür yaratabiliriz hemen. Bakalım Fransızlar bizden ne kadar... Ha, kuşatma silahları varmış. Çok iyi. Onun dışında buradaki bütün ekonomik gelişmeleri neredeyse açmışlar. Yani o konuda bizden bayağı ilerlediler. Dük Simon kendi ünvanını oluşturmuş. <laughs> Senin için fidye istiyorum. Hadi bakalım. Sen hala tabi böyle kaldın. Hı. Sen düklüğünü oluşturdun mu? Çok iyi babacım. Bak şimdi ben mesela buradaki oğluma da evlenmesine izin veriyorum. Tamam mı? Anju verdim. Çok iyi. Şu an gayet iyi durumdayız. Biraz daha yağmayla para toplayıp düklük ünvanları oluşturup vasallarımıza veririz. Bu şekilde bizim dejur vasallarımızda olurlar ve bize meşru açıdan daha fazla vergi gelir. Ha o esnada otorite odanı seçelim ve kontrol artışını biraz daha arttıralım. En azından sahip olduğumuz topraklarda. ilde de Frans artıyor. Peki. Şuralara. Ha güzel. Buralarda tarlalar varmış. Buraya da mesela şöyle bir konak inşa edersek aylık 0.7 altın geliyor. Fransız toprakları bu açıdan gayet iyi. Tarla ve diğer ziraat gelirleri açısından. Yani hadi biraz daha yağmalayalım Kordoba'yı. Bizden nefret ediyor ya. Ama bizim rakibimiz de olmadı. Yani babasını ve kardeşini öldürmemize rağmen bize rakip olmadı. O da biraz ilginç. Ha? Ya ben bunları yağma ordusu yapmamış mıyım? Peki. Epic fail. Ayva Haçlı Seferi. Haçlı Seferi. Bizi Haçlı Seferi ilan ederlerse bu hiç iyi değil. Şuralar falan hiç yağmalanmamış ama. Güzel. Buralara uğrayabiliriz. Bunu kapatıyorum. Norman kültürüne geçiş yapmayacağım. İngiltere için Haçlı Seferi. Vah. Wow. Sanki be becerebiliriz gibi bilmiyorum ama. Mareşalimiz mi ölmüş? İyi. Tamam hadi seni getirdik. Gayet güzel. Fidye alıyoruz. Şuraya bir uğrarız. Şöyle Guadiana Nehri boyunca ilerleriz. Oradan iyi para gelir mesela. Yani biz, ka biz katılmak zorunda değiliz ama katılabiliyormuşuz da. Güzel. Şimdi mesela elimizde hazır 268 altın var. Şöyle Burgonya'yı oluşturduk. Şöyle oğlumuza verdik mesela Burgonya yarlığını. Sen bak güzel entrika sahibisin. Tamam mı? Dolayısıyla seni getiriyorum abiciğim. Mutlak kontrol. Aa güzel. Bu mutlak kontrol yok. Daha tam burada mutlak kontrolü açmışız. 332 altına sahibiz. Ama yani bu kadar yeter. 342 altına sahibiz. Bir de ordumuz da tükeniyor artık. Güzel. Şimdi bu demek oluyor ki arkadaşlar ben biraz daha düklük oluşturabileceğim. Sen Noistre'yi oluşturmuşsun. Mesela Flandre'yi oluşturduk. Bunu da ablamıza verdik. Bizden çok hoşlanıyor. Bir tane daha oluşturabiliyormuşuz. Mesela Şampanya'yı veya Orleon'u oluşturabiliriz. Hadi Şampanya'yı oluşturalım. Sonra sana verdik böyle. Tamam. Hmm, bu kötü oldu. Yuba aynı zamanda benim de Dejuru vasalımdı ama. Neyse o zaman ben şöyle bir yasa ekleyeyim. Seçimli İskandinav yasası. Oğlum gelecek diyeyim. Kendi düklüğüm içinde herhangi bir toprak bölünmesi yaşanmasın. O zaman bir tek şartra kaldı. Önemli vasalım konse... Ee... a bir dakika dur dur Ben seni şöyle kaydırdım. Tamam bunu da böyle getirdim. Sonra seni de şöyle koyduk artık. Ha, şöyle tutsakları da serbest bırakalım. Bir fena da para gelmedi. Gayet iyi. Aa haçlı seferi başlamış. Uuu. Uh ben dahil olmayayım diyorum şimdilik ama bakalım yani. Hı, <laughs> Alfred de İngiltere oluşturmuş böyle. Sadece güney. Danelaw krallığı. mı Oo bunlar da savaşlara katılmışlara ha. İlginç. Seni şöyle mesela kızlarımdan bir tanesiyle evlendirsem. Hoşuna gider mi? Hı. Ayda. Gitmiyor. Çünkü katolik. Tüh. Sana savaş... Aa hak talebim mi varmış benim? Ee, o zaman Poatiye dükü. Ha. Yok istemiyorum. Fransa krallığını oluşturabildik arkadaşlar. Yaşımız da 75. Sağlığımız iyi diyor. Ee, ben seni, Hadi ben sana bir eş bulayım mümkünse. Mesela ne bileyim İsveç kralıyla falan mı? Heh. Önce şu kontrolleri bir arttıralım ama. Şu düzenli askeri birliği de alabiliyormuşuz ayrıca. O da gayet güzel. Hmm, buralar yağmalanmamış ha ya sanki. Tamam. Biz uğrarız buralara. Bu da gayet güzel. Papa'nın ordusu geliyor. Akdeniz'den çıktı. Bu arada Karlingler İtalya'yı kaybetmişler. Oo. Doğu Frankia ve Bavyera mı kaldı? Hem de, hem de şöyle bir Akitanya krallığı var. Ordularımızı şöyle birleştirdik. Santiago ve Akorunya'ya uğrayabiliriz. Ve ufaktan ölüyoruz arkadaşlar. Ufaktan ölmece. Aynen öyle ganimet getirin abi. Paraya ihtiyacım var. Yağma esnasında zayiat almamak için mümkün olduğunca kıyı şeritlerini ve nehir yataklarını takip ediyorum. Eğer ana kara topraklardaysanız kendi ülkenizin sınırları boyunca ilerleyerek de zayiattan kurtulabilirsiniz. Yeah, boy. Heh, rakibimiz ölmüş. Bir dakika nasıl öldü ya? Yağma esnasında mı öldürüldü? Heh, ilginç. Seninle kapışabiliyor muyuz? İyi geri dönelim o zaman. Fidye. Fidye. Var mı daha fidye verebilecek olan? Çok güzel. O zaman Orleon kaldı bir tek. Orleon'u da oluşturduk. Sen bizden nefret ediyorsun. Çocuk nefret etme bizden. Lütfen ya. Hatta ben şu vasallarıma biraz benden daha çok hoşlanmaları için dini imtiyaz sağlayacağım. Sana dini imtiyaz sağlıyorum. Tamam. Hatta sana da dini imtiyaz sağlayacağım. Çok güzel. Kontluklarda kontrol tam. Çok iyi. Gelirimiz bayağı artıyor. Ordumuzu şöyle güçlendirebiliyorsak güçlendirelim. Ve ve Haç savaşı bozguna uğramış. Fena değil. Ho, bir kalkan bakiresi. iyi. Bizim şövalyemiz olabiliyor o zaman. Çok iyi. Ve denetmen özelliğini açtık. Kontrol daha da artıyor. Sizin daha çocuğunuz olmadı mı ya? Olsun bence. Çocuğunuz niye olmuyor? Çünkü bizim oğlan homoseksüel mi olmuş? pek. Geliştirebiliyorsak şöyle mesela kendi topraklarımıza. Ha şöyle konak yapabiliriz. Güzel. Şöyle tarla inşa ederiz. Parayı bitirdik ama vergi gelirimiz bayağı artıyor. Aa şöyle Gaskonya'yı fethedebiliyor muymuşuz? Aa iyi. Gayet iyi. Burayı alabiliyormuşuz mesela. Ha? Biraz daha askere ihtiyacımız olacak ama bakalım. Şöyle şuradan biraz toprak alsak hiç fena olmaz aslında. Gaskonya düklüğü için dolaşıyormuş. Oksitan. Sen kimsin? Dane Law krallığı. Tamam. Seninle ittifak yaptık. O zaman güzel abicim ee, Akitanya Krallığı diyor. Gaskonya'yı şöyle fethedebilir, Zaten bağımsız. O zaman güzel kardeşim ne yapıyoruz biliyor musun? Hazır diyorum gider <laughs> giderek Bakayım bizim oğlumuz falan oldu mu da. Şöyle Notre Dame Kilisesi inşa edebiliyoruz ama bunun için Hristiyan olmamız lazım. Brankia'yı kurmak için de baya bir dejur kontrola ihtiyacımız olacak. Yani bunun için Akitanya'ya, Bretonya'ya falan dalmamız gerekebilir. Özellikle şu Burgonya tarafları. Ama mesela bunlar bölünecek tamam mı? Bu adam yakında ölecek. Bölünecek o şekilde çökebiliriz. Bunun için öncelikle vasallarla olan ilişkimizi güçlendirmemiz. Ordumuzu güçlendirmemiz. Ve sınır bütünlüğünü korumamız gerekecek. Bizi onaylıyor muymuş? Aa, bir dakika. Biz bunu etkileyelim ya. Doğru çünkü feodaliz ya. Teokratik bir din sonuçta Asatru. Bunlar bize destek sağlıyor. Ey, 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 ey. tamam Saray, hadi sen saray mensubu yardım, Sen şampiyonu. ol. O esnada şöyle bir düklü feti yapabiliriz bence. Sen bir işe yar abi. Hadi seni savaşa çağırayım hadi. Hadi seni de savaşa çağırayım. Tamam. Akıl alır gibi değil ya. Akıl sır erdirilebilecek bir durum değil. Yani bu peres bir Nors Fransa krallığını ele geçirdi. Şunları arttırmaya devam edelim mümkünse. Bizim mülkümüz bitti mi? Ha iyi tamam mesela şimdi şu diğer vasalları falan mı? Bu borçta değil mi? Bu borçta olduğu için kontrolü azalıyor. Ben ordu başında mıyım? Evet. Oo, tek kontluk işgali. Şimdi sırada neresi var? Albert. Peki. Adamlarda kuşatma silahı var. Bende yok. Ben daha hızlı kuşatıyorum. Tamam bu iş bu kadar. Çok güzel. 200 altına sahip değilmişiz. Peki. Tamam. Bask diyor. Oksitan diyor. Tamam. O zaman yerli oksitan bir soylu değil mi? Sonra şuraları şuraları. Verdik mesela. Gaz Konya'da çökmüş olduk. 78 yaşındayız, hala sağlığımız iyi. Bu bu hestin abi. acayip bu hestin abi. Ermanyaka dalabilirmişiz. Aa iyi. Düklük feti diyor. E Akitanya krallığını gasp etmek için 23 kontluk. He peki. Emrimizde şampiyonmuş falan. Şu kontrolleri arttırsak genelde iyi olacak sanki ama nişan yok. Ekonomimiz gayet iyi bu arada. Yani 893'e göre bence gayet iyi. Neredeyse Bizans imparatoruyla aynı. Kendisi Bizans imparatoru, Ben de Fransa Kralıyım. Olacak iş değil ya. Fransa Krallığı. Yani seni vasallaştırabilir Ama şöyle. Va şimdilik şimdi ilk vasallaştırmayacağım. Çünkü mevcut kültürde konfedere bölümü var. Şimdi konfedere bölümü olduğu zaman ikinci krallık kadar toprağa sahipseniz o oluşturmasanız bile sizin ikinci oğlunuza gidecek. Dolayısıyla benim müttefekim olarak kalması gayet iyi konfedere bölünmeden bölünmeye geçersem o zaman çok daha iyi genişleme başlayabiliriz. Yine ne var? Ha, köylü sürüsü mü? Peki. Heh, demek istediğim olay şu. İberya mücadelesini İberya dayanağıyla bitirmek hedefim var. İspanya olmayan bir imparatorluk ünvanına sahip olacağız. Bunun için de Frankya İmparatorluğunu oluşturacağız. İberya bölgesindeki kontukların en az %33'üne kadar sahip olmamız gerekecek. Bu da demek oluyor ki 3'te biri bizim olmalı. Bu noktada mesela Navarra ve Valencia'yı kontrol edebiliriz. Frankiye İmparatorluğu'nun dejur düklüğü aynı zamanda Barcelona. Yani Barcelona dışında Navarra Krallığı'nı ve Valencia Krallığı'nı da komple elimizde tutarsak eğer ortalama %33 kadar olur. Yoksa Kastilya'yı falan da alabiliriz mesela. O zaman şöyle bir fetih yapabiliriz. Hiç fena olmaz. Şunları şöyle topladık. Şu askerleri de topladık. Bu düşmancıl ordu. Çok güzel. Bunlara da dalarsam. Hmm, krallık muhafızları peki öyle olsun. Kuşatmayı devraldım bu arada. Bir kurt tarafından mı parçalandı? Aa neyse. Donuk gelir. Ay iyi. Ayda. Ele geçirdiler burayı. Öyle olsun. Armanyak. Tam burayı da şöyle Oksitan bir soyluya verdik. Hazır yapabiliyorken şöyle Gaskonya taraflarını falan da aldık. Biraz daha genişleriz. Bunların müttefiki falan varmış. Peki öyle olsun. Ah eh, oğlum sarhoş olmuş ya bu. Hmm. Bir de ben oğlumu şöyle bir zorla boşandıracağım. Çünkü kendisine daha iyi bir eş alsam daha iyi olur gibi. Irsi bir özellik varsa şöyle bulalım. Aa güzel İkisi de çabuk anlayan. Ee, yalnız ikisi de... Hmm. İkisi de homoseksüelmiş. Dolayısıyla birbirlerinden çok hoşlanmayacaklar ama. Büyük düğün yapmaya gerek yok dolayısıyla. Birbirlerine aşık olmayacaklar. Şöyle arman oluşturduk. Arman oluşturduğumuz zaman şu vasalımıza verdik. Gene mi geldin? bir köylü ayaklanması daha. Direkt şuradaki askerleri toplasam yeter aslında. Şu kendi karakterimizi geçirdik. Gayet güzel. Neyi korkunçluk da kazanıyoruz bu şekilde. Yapabiliyorsak yine tabi biraz yağma yapacağız. Şu askerleri de toplayalım. Yağma yapalım. Ve tabii ki de Kordoba'ya gidiyoruz. Biraz güçlü gibiler. Hmm. Feodal bir yönetici olduğum için gelişmişlik üzerinden gitmiyorum. Yani eğer kabile yönetimi olsaydı becerikli köleler getirilmesini isteyebilirdim. O zaman geri dönebiliriz ufaktan. Şöyle genel olarak bir kontrolleri arttıralım önce. Paralı asker muhafızı alırız. iyi olur. Kültür elçisi alalım. Gittiğimiz yerlerde aynı zamanda kültürel kabullenmeyi de artırırız. Bunları arttırmaya gerek yok. Yeterince prestijimiz var zaten. O zaman büyük gezi başlatıyoruz. Şimdi tek sıkıntım şu. Hırslı ve açgözlü olduğumuz için sürekli gittiğimiz kişilerden para istememiz gerekebilir. İstemememiz durumunda da stres kazanabiliriz. Ne? Hadi seni cari yapıyor Ha güzel. İyi iyi. Normalde haraç da isteyebiliriz ancak kabul etmemesi durumunda suç teşkil edecek ve vasallarla olan ilişkiyi bozacak. Bize para da verebilir ancak parası şu an az. Hiçbir talepte bulunmuyorum. İyi güzel bayağı bir altın elde ettik. Ya yani şuraya bir tarla yapabiliriz. İyi olur. Şuraya bir kışla. Asker sayısı artar. Hmm, şuraya da bir sığır merası. İyi gayet iyi gidiyoruz. <laughs> bir oğlum daha mı oldu? Çok güzel. Harika gerçekten. O zaman şunu da kuralım da şu abiye verelim iyi olur. Şimdi şu Norse Fransız kültürlerini bir genel olarak inceleyelim derim. Fransız kültüründe şanson de gest, mertlik ve saltanat hiyerarşisi var. Norse kültüründe 5 tane gelenek var. Diğer Avrupalı kültürlerde mesela 3-5, Çeklerde 4, i̇şte Polonyalılarda 3 tane var. Norslarda 5 tane var. Norslardaki geleneklerle Fransızlardaki gelenekleri de böyle birleştirme niyetim var. Öbür türlü Norman kültürünü getirsek Fransız kültüründen 2 gelenek ve rastgele şu son damlasına kadar geleneği getiriyor. Dolayısıyla 3 tane var. Bu biraz zayıf kalıyor. Ha bunun iyi yanı nedir? Tüm Norse ve Fransız kontluklar ile karakterler Norman olacak Kuzey Fransa'daki bölgeler için. Norman kültürü Norse ve Fransız kültürlerindeki tüm buluşları keşfedecek. Mesela Fransız Norse gibi bir kültür yaratırsak mancınık, bannus, kamu işleri ve tarla rotasyonunu keşfedebiliyoruz. Bu dört buluşta kabile devrine ait. Dolayısıyla erken ortaçağa çok daha hızlı bir geçiş yapabiliriz. O Burgonya Krallığı oluşmuş. Tabi bölünmüşler. Konfedere bölünme sebebiyle. Ee, bağımsızlık savaşı. Üf, üf, üf. Bunlarda da dağılma savaşı var tabi. <laughs> bunlar Varek macerasını kazanırsa ben bir ihtimal bunları vasallaştırabilirim belki. O, bunlar da toprakları genişletiyorlar. Çok güzel. Gayet iyi. Oğlumun hala bir çocuğu olmadı. Bu iyi değil. Ha, şöyle tuz düklüğü için. İyi güzel. Fena değil. Yapılır sanki. Yapılır ya. Tam. Hatta seni çağırıyorum kardeşim. Seni de savaşa çağırıyorum. Ohoho, bu Bretonya dükü var ya. Savaş konusunda çok iyi. Koca orduyu tek başına halletti. Ben de şöyle başkentini falan kuşatabilirim. İyi olur. çok güzel. Ha şöyle tuz tüklüğünü gasp edebiliyoruz. Gasp ettik. Bu bizim oğlumuza mı gidiyor? Yani şöyle bizim oğlumuza verdik bunu mesela. Evlenmene izin verdik falan. <laughs> Çok iyi ya dağıttık herifleri dağıttık. Bakayım Frankie için 34 kontluğa daha mı ihtiyaç var? O zaman Akitanya, Gautier, Burgonya'yı falan alırsak. Mesela Burgonya'da 14 kontluk var. Bunda 16 kontluk. İyi 30 kontluk. Şuraları falan alırız belki. Tam Bretonya'yı da vasallaştırırız. Bakarız duruma göre. Savaş ilanı ne? İyi tamam. Sağlığımız çok iyi diyor ya. Heh, sonunda bir çocuk oluyor. Brabant'ı kendi oğlumla evlendirdim. Böyle bir ittifak yaptım. Kendisine biraz hediye göndereceğim. Vasallık teklif edeceğim ve düşük feodal vergilendirme diyeceğim. Ne güçlü bir vasal. Tabi. Ayda Fransız Mors birleşmesi mi? Ha yaptılar. <laughs> Ay, peki öyle olsun. Öyle olsun ne diyelim. Cariye teklif. İyi tamam cariye. Güzel gayet iyi. Akitanya krallığı hala duruyor mu böyle? Bir bak şimdi Barcelona'yı oluşturduk tamam mı? Sana şöyle Barcelona yarlığını verdik. 69 ha. 25 tane daha mı ihtiyacımız var? Peki öyle olsun. Bunlara savaş açsak mesela. Öyleyse sana bir savaş açtım mesela. Ha, hepsini topladık böyle. Kendimi geçirdim. Bak başkentine saldırıyorum. Ordusunun başına mı geçti? Peki. Ha, benim topraklarıma girdi öyle mi? Ya kuşatsın burayı sorunu. Oğlunu mu esir aldım? Tamam bir çarpışmada bu, bu işi çözüyoruz. Ya şu işe bakın. Babasıyla savaşıyordum. Varis olarak esir aldım. Babası savaş esnasında öldü ve kendisini esir almış oldum. Peki. Teşekkürler. Şimdi bunu oluşturduk mu? Siz hepiniz benden nefret mi ediyorsunuz? Hmm, şöyle yapacağız o zaman. Heh. Böyle verdik. Sonra dini imtiyaz sandım sana. Benden biraz daha hoşlan. Ya kabul ediyor muymuşsun? İyi et bakalım. Güzel. Hoppa senin ünvanını fesh edebiliyor muyum? Niye? Zampara. Ha. Başka oğlum var mıydı? <laughs> hadi hadi fesedeyim edeyim bakayım. Evet. Benim vasalımla mı ittifak kuruyor? O da güzelmiş. Şurada yakalayabiliyor muyum onu? Ha iyi. Güzel. Yakaladım. Ee, güzel kardeşim. Kusura bakma. Yani suç işlemeyecektin. <laughs> Ay çok iyi. Bu oyunu seviyorum. Tamam. Harika. Bunu da şöyle bizim oğlana verdik. Tamam mı? Evlenmene izin veriyorum. Ne durumdayız? İyi. Çok güzel. 94-78 ee, 16 kontla daha mı ihtiyacımız var? Peki bakalım. Sanki Hestin hayatta oldu ama 91 yaşındayız. Sağlığımız kötü diyor. Sen çocuğu eğitsene. Aynen. Aa, yomuz vikingler mi kuruldu? İnanmıyorum. Şimdi yapabiliyorsak bakalım. Fransız Nors. Zaten zaten bu adda bir kültür bulunuyormuş. O zaman şöyle bir şey yapacağım ben. O zaman şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Neo Norman. Daha iyi bir Norman kültürü oluşturabiliriz mesela. Neo Normanlar. Neon Ormanu. Evet. Miras olarak Kuzey Cermen'in mirası fena değil. Dil Norç olabilir. Değerler zarif değerleri seçtim. Şimdi gelenekleri seçebiliriz. Ting Meclisi'ni kaldırıyorum. Kötülcül istilaları koyabiliriz. Kıyı savaşçıları fena değil. Rün taşı dikerek prestij kazandırabilir. Bu kültürden vasallar, he, vasiler daha verimlidir. Peki. Aleni Onur seçebiliriz. He, saltanat hiyerarşisini kaldırdım. Fena değil. Tamamdır. Genel olarak şunu seçtim. Kötücül istilacıları seçiyorum. Melez kültürü oluşturmak %50 daha kolay. Mertliği seçtim. Mertlik seçersek aşk yaşama planını başarılı tamamlamak ihtişam kazandırıyor. Aynı zamanda hükümdarlar aşk yaşama planını başlatmaya daha meyilli olur. Hmm. Fena değil. Şair ve yürekli özelliği hatır sayılır e, miktarda bonus sağlar. Şansonda gest de fena değil ancak bu sadece yani daha çok savaşçı karakterlere değer veren ve diğer e, özellikleri hor gören bir kültürel gelenek. Ting Meclisi'ni kaldırdım. Onun dışındaki Mertlik, Kıyı Savaşları, Alenia Onur ve Kuzey Hikayelerini bırakıyorum. Bütün vasallar da bizim kültürümüze geçecek. Yeni kültür bizim önderliğimizde olacak ve bu üç Fransız buluşunu keşfedeceğiz. Çok güzel. Efendim yeni kültürümüz hayırlı olsun. Evet yeni Neo-Norman kültürünü hallettik. Şimdi bakalım Fransız. Aa, bazı yerler tabii Fransız kalmış. Bunlar geçmemiş. Mesela Brief Franses ve Brame. Tamam bunları değiştiririz. Bunlar hiç sorun değil. Bunları bizim kültüre çekeriz. Güzel. E, erken orta çağ de geçebiliyoruz böylelikle. Aa benimle müttefik olmak istiyor. İyi, iyi güzel. Benimle müttefik oldu. Yani benim başıma bela açmayacak. Eyvallah. Aa neyse. Özgürlükçü. Ya şöyle bir şey yapabiliriz ya tam özgürlükçü örgütleşmeyi. Frankiye'yi kurana kadar şu taht otoritesini birinci seviyede tutabiliriz. Hmm, şöyle bir yükseltme fena olmaz. Ha ne şöyle Navarra'ya bir savaş açtım. Şuradaki dejur düklü, şuradaki dejur kontluğu alabilelim mesela değil mi? Ne öyle kaçmak yok. Gayet güzel. Yine mi geldin lan? Paralı asker alabiliyor muyuz? Yani şöyle paralı asker aldım. Şunların peşinden gideceğim. Güzel. İyi çok iyi. Bunu da aldık. Efendime söyleyeyim şu vasalımıza verdik. Bizden çok hoşlanır. 94, 79, 15 tane daha. Yani. Şu Akitanya'da bizim olsa mesela. Güzel olur ama. Of alemci ve yaş. Ay yaş ha. Tamam yeterince etkiledik seni. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Ben seni affedeceğim. Tamam Affettim seni. Karakterimin erkek torunuymuş falan filan. Savaşıyormuşsun peki. Bizden böyle çok hoşlanmayan abiler var mı? Hı şu, şu, şu peki. Hı, güzel. Valla herkes bizden hoşlanıyor gibi şu an. Ben biraz şunu etkileyim. Hoppa. Armaniak bize mi kaldı? Ee, o zaman oğullardan birine vereceğiz. Ee, sen savaşı durdur ya. Sanırım ölüyorum ya. Evet stres seviyesi 2'ye çıktı. Yakında öleceğiz arkadaşlar. Veraset durumu çok güzel. Gayet iyi. Akitanya parçalanıyor mu? Ha iyi, parçalanmasın. Bir sonraki nesilde ya da ondan sonraki nesilde krallık peti uygulayabilirsek Fransa'yı tamamen elimizde tutacağız. Sona doğru yaklaştık. Bakalım biz ölünce ne olacak? Oğlumuz da bayağı yaşlı. 52 yaşında ve sağlığı kötü diyor. Eyvah eyvah. Ve yatalak olmuş çünkü. Ama sağlık yok. Ben sağlığım artmasını istemiyorum. Eyyy. Bu hiç olmadı işte. 98 yaşında. <laughs> Yüz yaşını aşıyor muyuz? <laughs> Ay çok iyi. Eyvah. Ragnar öldü mü? <laughs> bu hiç iyi değil. Bu 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 hiç iyi değil. Eyvah eyvah. Ee, bir saniye. Torunum. ha yok. Güzel tamam. Bütün topraklar buna gidiyor. Eyvah bu kötü. Ben kendimi biraz daha arttıracağım sağlığımı o yüzden. Ee, bir ziyafet yapalım. Bu hiç iyi olmadı arkadaşlar. Ragnar'ın ölmesi çünkü hiç iyi olmadı. Egzotik lezzetler aynen fena değil. Ha yani bizim şu bizim şu baş psikoposu çağırabiliriz. Bizden daha çok hoşlanır. Adil mi oldu? Çok güzel. Tam vasalları tarafından sevilir baya. Belki daha iyi oldu Ragnar'ın ölmesi. Yaşı ileriydi. Çünkü Hestin öldüğü zaman Stirkar başa geçince baya genç bir lider olacak başta. Ya iyi güzel. Abi bizden hoşlanıyor. <laughs> ve bayağı hoşlanıyor şu. An. Eksi 24'ten artı 83'e çıktı. De bütün vergileri ve asker gücünü sağlıyor şu. An. Ama e, kendi aranızda hanedan savaşları yapmasanız bir şey söyleyeyim mi? Çok memnun olurum. Asal savaşın sonlandır abi. Ha ölüyor ölüyormuş ha. 15'si ne zaman doğdun? Ben senin din değiştirmeni talep ediyorum ya. Tamam. Güzel. Orta çağa geçmişiz. Güzel. Erken orta çağa geçmişiz. Şurada kalanları toparlarız. Ve Kral Hestin 101 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaşlılık sebebiyle vefat etti. 101 yaşında arkadaşlar. 101. Kendi oğlunu gömdü adam ya. Ve başa bu abi geçti. Kral Stirkar. Heslinle bayağı iyi ilerledik. Yani 50 yaşında başladık. Neredeyse tabii 50 yıl kendisini yönettik. Ufak bir kontluktan koca bir krallığa geçtik kendisiyle. Geniş sayılabilecek bir hanedana mensubuz. Fakat bizim kardeşlerimiz daha doğrusu kendileri bizim amcalarımız oluyor. Ee, bizden çok hoşlanmayacak gibi. Umarız bir sonraki bölümde işler istediğimiz gibi gider. Genç biri geldi tahta. Dolayısıyla önümüzde uzun bir hayat olabilir ki kendisi öğrenim ağacından gittiği için daha iyi işler becerebiliriz diye düşünüyorum. En azından altyapı, gelişmişliği ve kültürel ilerleme açısından. Bir bakalım durumu görelim. Nasıl olur, nasıl biter hep beraber anlarız. Buraya kadar sabredip beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini genel olarak beğendiyseniz abone olmayı ve video ile alakalı her türlü düşünceyi ve görüşü Videonun altına yorum yapmayı muhakkak unutmayın. Ben Barzotta ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.